Tekrar hoş geldiniz. Son videomuzda 1 milyon dolarlık ev satın aldığımız yerde kalmıştık. Evi satın almak için bankaya gidip 750 bin dolarlık kredi istemiştim. Onlar da benim kredi sicilimi, gelir düzeyimi incelemişler ve bana 750 bin dolarlık bu krediyi açmaya karar vermişlerdi. Ben de bu 750 bin dolarlık krediyi almış, üstüne yıllarca çalışıp çabalayıp biriktirdiğim 250 bin doları eklemiş ve evi satın almıştım. Kredi işleminden ve bu evi satın aldıktan sonra kişisel bilançomun nihai şekli bu olmuştu. Galiba bütün dünyam bu ev gibi duruyor. Aslında çoğu insan için durum gerçekten de böyle. Sadece sahip olduğu ev bütün dünyası olabiliyor. Her neyse bu durumda varlıklarım neler? Bilançomun aktiflerinde neler var? Bilançomun aktifinde sadece bu 1 milyon dolarlık ev var, dünyada tek sahip olduğum varlık yani. Maddi değeri olan tek varlığım bu 1 milyon dolarlık ev. Peki yükümlülüklerim neler? Bilançomun pasifinde neler var? Öncelikle bankaya olan 750 bin dolarlık bu borcum var. Bu konudaki son dersimizde bilançonun aktif toplamının eşittir pasif toplamı olduğunu görmüştük. Kişisel bilançomun pasif tarafında şu anda sadece iki kalem var. Bunlar borçlarım ve öz kaynağım. Bu durumda borçlarım artı öz kaynağımın toplamı da ne yapacak? Aktiflerimin toplamına eşit olacak. Başka bir deyişle aktiflerimden borçlarımı çıkarırsam kalan benim öz kaynağımdır. Her iki taraftan da borçları çıkartalım. 1 milyon liralık aktifim var, 750 bin dolar borcum, her şeyi likide edersem elimde kalacak olan tutar 250 bin dolardır. Aslında bunu yapabilirim, evi 1 milyon dolara satarım, yani umarım aldığım fiyata satabilirim. Bankaya olan kredi borcumu da kapatırım ve elimde 250 bin dolar kalır. Öz kaynak bu demek arkadaşlar, yani her şeyi likide ettiğinizde elinizde kalan bakiye. Başka bir şekilde söyleyecek olursak varlıklarınızın tümünün toplamından bütün yükümlülüklerinizi çıkardığınızda elinizde öz kaynağınız kalır. Lafı çok fazla dolandırdım galiba neyse şimdi evin değerinin değişmesi durumunda bunun benim şahsi bilançomdaki etkisi ne olabilir biraz bu konuya bakalım unutmadan önemli bir noktayı da araya sıkıştırıp anlatmak istiyorum. Banka bana bu 750 bin doları verip buyurun paranız istediğinizi yapın demiyor. Paralarını geri alacaklarını sağlama bağlamak istiyorlar. Size verdikleri ana parayı ve faizleri geri ödeyebileceğimizden emin olmak istiyorlar yani. Dolayısıyla banka diyor ki bu krediyi veriyoruz ancak bir şekilde teminat istiyoruz. Teminat olarak maddi bir varlık göstermem gerekecek. Ben de bankadan kullanmış olduğum bu konut kredisinin teminatı olarak aldığım evi göstereceğim. Diyorum ki herhangi bir sebeple kredi borcumu ödeyemezsem işsiz kalabilirim, acil sağlık problemlerim olabilir. Sebep ne olursa olsun. İşler ters gider ve size olan 750 bin dolar borcumu ödeyemezsem evim sizin olsun diyorum. Unutmayın şu anda anlatmakta olduğum Amerika'da geçerli olan konut kredisi sistemidir. Banka açısından oldukça şık bir durum. Verdikleri kredi 750 bin dolar, teminatları 1 milyon dolar. Eğer bir gün gelir de bankaya gider ve işsiz kaldım, borcumu ödeyemiyorum dersem, banka 1 milyon dolarlık evin sahibi olacak. 250 bin dolar karlı çıkacaklar bu işten. Bütün eve el koyacaklar. Banka için gerçekten oldukça şık bir durum. Zaten bankada bu geri ödeyememe durumuyla karşılaşırsa diye kendisini güvende hissetmek için benden böyle bir teminat istemişti. Bankanın evi satın alırken bir kısmını benim ödememi istemesi de bu yüzden. Benim yaptığım ödeme sayesinde bankanın elindeki teminat krediye göre marjlı oluyor. Eskiden konut kredisi alırken evin bir kısmını müşterinin ödemesi beklenirdi. Sonra bu işler gevşetildi. Müşterinin yaptığı ön ödeme kısmı düşürüldü. Hatta hiç istenmemeye başlandı. Hatırlayacaksınız bundan bahsetmiştik. Umarım tekrar eski günlerde olduğu gibi müşterinin alacağı ev için ön ödeme yapması koşulu getirilir. İşlerin ters gittiği senaryoyu da düşünmemiz gerekecek. Diyelim ki işsiz kalıyorum ve başka bir aksilik oluyor. Farklı şeyler de olabilir. Krediyi bir sebeple geri ödeyemiyorum. Bankada bu durumda ne yapacak? Alacağının tahsili için teminatı paraya çevirme hakkını kullanacak. Krediyi geri ödeyemediğim için banka bu kredinin teminatı olarak gösterdiğim evi alacak elimden evi benden alıp başkasına satmak yani likide etmek istediklerinde piyasada bulacakları fiyat 1 milyon dolar olmayabilir. Emlakçılar bu fiyattan alacak müşteri bulana kadar aylarca oturup beklemek istemeyeceklerdir. Emlakçılardan hemen iş çıkmayacağını düşünüp banka bu evi açık artırmayla yani ihale ile satmaya karar verebilir. Ev ihaleyle satıldığında banka evin bedelinin tamamını değil sadece konut kredisinin bakiye borcunu, ilgili masrafları ve vergileri alabilir diye düzenlemeler var ancak şimdi bunun detayına girmeyeceğim. Evi ihale satacak diyelim banka ve bu satıştan sadece 800 bin dolar gelir elde edecek. Bizim 1 milyon dolarlık evin değeri artık 800 bin dolar oldu. Banka teminatı krediye göre marjlı almıştı. Yani teminatın değeri kredinin üstündeydi. Bizim durumumuzda bankanın kendisi için oluşturduğu tampon elbette işe yaradı. Eğer 1 milyon dolar değerinde evi teminat olarak alır ve bu ev için 750 bin dolarlık konut kredisi açarsanız ev ihalede 800 bin dolara satılsa dahi siz paranızı kurtarırsınız. Zaten bu sebeple geçmiş yıllarda bankalar konut kredisi kullanan kişilerin de ev için ön ödeme yapmasını Diyelim ki evin %20'sini veya %25'ini evi satın alacak kişi tarafından ödenmesini şart koşuyorlardı. Konut kredisi kullanan kişinin yatırmış olduğu peşinat evin fiyatındaki düşüşü absorbe ediyor. Bu konuyu daha rahat anlatabilmek için bir şema çizsem iyi olacak sebep her neyse diyelim ki bu evi ölü fiyatına da olsa satmam gerekiyor İcradan satış gibi düşünebilirsiniz bunu Veya diyelim ki evi satamıyorum ve banka yine de aktiflerimi likide etmek istiyor Kredi geri ödeyemiyorsanız banka doğal olarak evi sizden geri isteyecek Bu hiç iyi değil çünkü bu durumda Elimdekilerin hepsinden olacağım, elimdekiler gidecek Şöyle bir durum düşünelim Komşunun benimkiyle birebir aynı bir evi var. Birebir aynı olan bu evi komşum 800 bin dolara satıyor diyelim. Bu durumda eğer hem kendime hem de bilançoma karşı dürüst olmak istiyorsam aslında kurumlarında bilançolarında yaptıkları şey aynen budur. Bu durumda aktiflerimin değerini yeniden belirliyor olmam gerekecek. Yani şunu söylemem gerekiyor. Bu varlığın değeri artık 1 milyon dolar değil. Bu işleme piyasa fiyatına göre fiyat belirleme diyoruz. Muhtemelen bu kavramı da daha önce duymuşsunuzdur. Piyasa fiyatına göre değerlendirmek şu demek. Bilanço'mda bir varlığım var ve bunun değerini belirli aralıklarla diyelim ki her 3 ayda bir veya yılda bir piyasadaki güncel değere bakarak yeniden belirliyorum. Piyasadaki güncel değeri belirlemek için de bu malla birebir aynı olan malın piyasada hangi fiyattan işlem gördüğüne bakıyorum. Söz konusu varlık olduğunda birebir aynı olan iki evi bulmak çok güç. Belki ancak şehir dışındaki sitelerde birbirinin tamamen aynısı olan iki ev bulabilirsiniz. Tabi bu da düşük bir ihtimal. Ancak bizim örneğimizde diyelim ki kendi evimizin tıp atıp aynısı olan bir ev vardı ve bu ev 800 bin dolara satıldı. Eğer dürüst davranmam gerekirse evin değerini piyasa fiyatına göre güncellemeliyim. Evim artık 800 bin dolar değerinde. Ev aynı ama piyasada artık ne gelişme olduysa evin değeri 200 bin dolar azaldı. Belki civardaki araba fabrikası kapanmış olabilir. Peki bu gelişmeler altında neler oldu, bilançomun yeni durumu nasıl olacak? Komşumun evinin düşük fiyata satılmış olması benim borcumu etkiledi mi? Bu sorulara bir cevap arayalım. Hayır diyeceğim çünkü banka tarafına baktığımızda geri ödemem gereken kredi hala 750 bin dolar Bu benim yükümlülüğümdü hala 750 bin dolar bankaya borçluyum Bu taraf aktiflerdi bu durumda geriye ne kaldı ona bakalım Evi şu an geçerli olan piyasa fiyatından satmak zorunda kalırsam geriye ne kalıyor elimde geriye sadece 50 bin dolar kalacak Varlığın piyasa fiyatındaki düşüşünün tamamı öz kaynağıma yansıdı. Öz kaynağım da aynı tutarda azaldı. Bir ara kaldıraçlı işlemlerle ilişkinde ayrı bir video yapacağım size ki bu konu günümüzde finansal piyasalarda olup bitenlerle son derece bağlantılı. Sanırım durumu kavradınız. Burada aldığınız riskin bedelini öz kaynağınız ödüyor. Bankanın evi satın alırken sizin ön ödeme yapmanızı istemesinin temel sebebi de buydu. Çünkü eğer kredinizi geri ödeyemezseniz banka evinize el koyacak. Siz krediyi geri ödeyemediğiniz durumda evin değeri düşmüş olsa dahi banka size vermiş olduğu 750 bin doları geri alabilecek. Diyelim ki ortalıktan kayboldunuz ya da işsiz kaldınız. Sebep her ne olursa olsun bu krediyi geri ödemezseniz eğer Banka bu evi elinizden alacak ve kredinizi kapatmak için gereken rakamı sizden temin etmiş olacak. Sizden peşinat istemelerinin de temel sebebi bu. Şimdi bir de tam tersi senaryoya bakalım. Çok daha olumlu bir versiyon düşünelim. Aslında şimdi kurgulayacağımız bu senaryoyu Amerika'da, Kaliforniya'da, Florida'da, Nevada'da ve diğer pek çok eyalette son 5 yıldır gerçekten gözlemledik. Diyelim ki krediyi aldıktan sonra aradan bir yıl geçti ve yanınızdaki komşu evini 800 bin dolara değil de 1,5 milyon dolara satmış olsun. Sizinkiyle tıp atıp aynı ev 1,5 milyon dolara satıldı. Bu durumu çok iyi buluyorsunuz ve varlığınızın değeri arttığı için bilançonuzu piyasa fiyatına göre güncellemeye başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki artık benim evimin değeri de 1,5 milyon dolar. Aslında hiçbir şey değişmedi. Ev yine aynı ev. Ama birileri bu evin aynısını 1,5 milyon dolara sattığına göre ben de satabilirim. Şimdi aktifteki bu varlığımın yani evimin değeri artık 1,5 milyon dolar oldu. Bilançomun pasif tarafında neler vardı hatırlayalım. Yükümlülüklerimiz değişmedi. Bankaya olan kredi borcum hala 750 bin dolar. Geriye kalan nedir? Öz kaynağım ne kadar ona bakalım. Aktiflerim eksi borçlarım yani öz kaynağım 750 bin dolar. Bu gerçekten harika. Evimin değeri 1 milyon dolardan 1,5 milyon dolara yükseldi. Yani %50 artış gerçekleşti ve öz kaynağımda ciddi bir yükseliş oluştu. %200 öz kaynağım yükseldi. Sanırım kaldıraçlı işlem yapmanın faydalarını kavramaya başladınız. Kaldıraçlı işlemleri elinizdeki mevcut paradan daha yüksek değerleri almak veya satmak için kredili işlem yapmak diye düşünebilirsiniz kaldıraçlı yani kredili işlem yaptığınızda satın aldığınız malın değeri yükseldiğinde bunun öz kaynağınıza etkisi çarpan etkisiyle büyür ve daha fazla olur. Umarım aklınızı karıştırmıyorumdur. Öz kaynağım gerçekten çok yüksek oranda arttı. Bu çok hoş bir durum. Evet, maalesef süremizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda bunun nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Çünkü bu gelişmeleri pek çok yerde gördük. 2001-2005 döneminde pek çok evin fiyatı yükseldi. İnsanlar hiçbir şey yapmadan sadece sahip oldukları evi ellerinde tuttukları için öz kaynaklarını artırmış oldular ve yaşasın dediler. Aslında ben hiçbir şey yapmadım ama öz kaynaklarım 250 bin dolardan 750 bin dolara yükseldi ve bu durumda zenginleştim. Sadece komşum evini daha yüksek fiyata satabildi diye ben zenginleştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.